Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla birlikte piyasalarda büyük bir hareketlilik, büyük bir değişim yaşandı. Siz bu hareketliliği nasıl özetliyorsunuz? Neler yaşandı ve şu an nasıl bir durumdayız? Gerçekten Merkez Bankası yaz boz tahtası oldu. Örneğin 3 ayda, 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Bu da piyasalarda gerginlik yaratıyor. Örneğin Cuma günü ülke piyasamızda dolar 7.20 seviyelerinde kapanış yaptı. Piyasamızın kapalı olduğu saatte 8.60 seviyelerini test etti. 8.60 seviyeleri de gerçekten yeni bir rekor oldu. Hareket o kadar sert oldu ki adeta hepimizi ters köşeye yatırdı. Çünkü faizler %19 olduğu halde böyle sert bir hareket yaşandı. Bunun en büyük sebebi de şimdi piyasalarda güven yok, istikrar yok. Sık sık Merkez Bankası Başkanı'nın da değişmesi, bu da piyasaları geriyor. Henüz tehlikede geçmiş değil açıkçası. Örneğin yabancı sermaye girişini ürkütüyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler daha çok yabancı sermayeye muhtaçtır. Yabancı sermayeyi de küstürdüğünüz zaman burada sıkıntı gerçekten büyüyor. Tedirginlik halen geçmiş değil. Yetkililerden güzel şekilde piyasayı rahatlatacak şekilde bir açıklama bekliyoruz. Örneğin şimdi Merkez Bankası'nın elinde iki tane silah var. Ya sıcak parayla dövizle müdahale edecek piyasaya yahut da faizleri artıracak. Ancak şu anda Merkez Bankası'na döviz olmadığı için faizleri arttırıyor. Merkezin başkanı görevde alınması piyasalarda şöyle bir oluşum oluşturdu. Faizler düşecek yönde bir beklenti oluştu. Bu da yabancı sermaye çıkışını hızlandırdı. Henüz gerginlik de devam ediyor. Efendim, bahsettiğiniz güven çok önemli. Yatırımcılar için güven ortamı çok önemli. Merkez Bankası Başkanı da sürekli değişiyor. Bu taraftan da her değiştiğinde yeniden yenilenen reform ifadelerinden bahsediyorlar. Siz bu ifadelere güveniyor musunuz? Sizce yatırımcılar geleceğini daha güvene bırakması için hangi adımlar atılmalı? Şimdi bak, açıkçası çok çok önemli. Şimdi piyasalarla ekonomi yönetimi yollarını ayırmıştır. Bu da yeni değil. Bak, bu da yeni değil. Bu yaklaşık 5-6 seneden beri ekonomi yönetimi başka bir yolda gidiyor, piyasalar başka bir yolda gidiyor. Örneğin ekonomi yönetimi bir demeç verdiği zaman eskiden piyasalar bunu ciddiye alırdı. Ama şu anda o ciddiyet kaybolmuş vaziyette. Dediğim gibi bu da olduğu zaman belirsizlikler oluşuyor. Örneğin Cuma günü 1000 dolar alan bir vatandaş 1300 lira para kazandı. Böyle bir kazanç var mı? Yani insanlar düşündüğü zaman. Altına gelirsek gram altın 704 lira seviyelerinde kapanış yaptı Cuma günü. Gram altın 480 lira seviyelerini test etti. Şu anda da 440 lira seviyelerinde işlem görüyor. Hareket sert şekilde devam ediyor. O açıdan verilen rakamlar da dakikada bir değişiyor. Sağlıklı değil. Dediğim gibi böyle olduğu zaman da ne vatandaş önünü görebiliyor, ne esnaf önünü görebiliyor. Yani iki arada bir derede kalmış bulunuyoruz. Efendim, yüksek kur ve yüksek faizi şu anda aynı anda yaşıyoruz. Daha öncelerinde böyle dönemler yaşadık mı? Ve sizin işlerinizi nasıl etkiliyor bu? Şimdi gerçekten istikrar olmadığı zaman, sert hareket olduğu zaman işlerde çok büyük bir etkisi oluyor. Örneğin yani şu anda geldim, ben de 10 gram altın aldım. Ben onu geri yerine almak için yetişemiyorum ki, dakikada bir fiyatlar değişiyor. Şimdi hareketler sert olduğu için bu da ekonomideki kırılganlığın bir belirtisidir. Yani işin özeti, işin gerçeği budur. Örneğin şu seviyelerde dahil vatandaş döviz bozdurmuyor. Bu da ne çıkıyor? Demek ki vatandaşın elinde döviz yok. Örneğin hareket sert olduğu için normalde şu anda döviz akışı olması lazım. Ancak maalesef vatandaş ne altın bozduruyor ne döviz bozduruyor. İşin gerçeği, özeti budur. Peki kur istikrarı nasıl sağlanacak? Şu an yeni bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Onun hamleleri nasıl olmalı ve kur istikrarı nasıl sağlanacak önümüzdeki günlerde? Şimdi Merkez Bankası Başkanı bir kere başta söylediklerine kendisi inanması lazım. Bir rakam verip de eğer iki ay sonra o rakam tutmuyorsa zaten piyasalara da güven verme şansı yoktur. Ancak Merkez Bankası 3-4 ayda bir değil de böyle 3-4 senede bir değişim olsa bu kadar büyük bir sıkıntı yaşanmaz. Örneğin ya şu andaki sıkıntı
tamamen Merkez Bankası kaynaklıdır. Sürpriz bir görevde alınma oldu. Piyasalar da bunu beklemiyordu. Bu da gerçekten şok etkisi yarattı. Yani bu hareketinde ne vatandaşa bir faydası var, ne de buradaki esnafa bir faydası var. Efendim, şu an kapalı çarşıdayız. Siz de burada esnafsınız. Burada 3-4 günlük süreci değerlendirdiğiniz zaman müşteriler, buraya gelenler nasıl reaksiyon gösteriyor? Nasıl bir talep oluyor? Şimdi örneğin geçen haftalarda altına biraz talep vardı. Şimdi altın hem onsu gevşekti, hem de dövizdeki düşüş altına gerçekten alım yönünde bir talep getirdi. Ancak bugün için hareket sert olduğu için, çünkü biz 404 liralardan bahsediyoruz, 2 gün içerisinde 76 lira gram altını prim yapmış. Yani bu korkunç bir rakam. Bu da dediğim gibi böyle hareket olduğu zaman iş yapma şansı da zorlaşıyor. Piyasaların beklentisi, gerçekten ekonomi direksiyonu elinde bulunanlar piyasaya sağlıklı güven vermek zorundalar. Piyasalar da bu güvene güvenmesi lazım. Güvenmediği zaman zaten böyle anormal durumlar yaşanıyor. Dediğim gibi yani şu anda sıkıntı gerçekten çok büyük. Sert hareketler de uzun vadede tekrar bekliyoruz. Örneğin Mayıs ayı daha çok tehlikelidir. Hem döviz bazında hem altın bazında. Bir de ülkenin gerçekleri vardır. Şimdi borca dayalı para sistemi olduğu için elimizde döviz de yok. Örneğin Merkez Bankası eskiden bir döviz hareketi sert olduğu zaman sıcak parayla dövizle müdahale ediyordu. Böyle piyasaya bir güz daha veriyordu. İnsanlar da bunu ciddiye alıyordu. Ama şu anda maalesef öyle bir durum da olmadığı için sıkıntı çok büyük. Gerçekten dövizin sert yükselmesi dövizle işi olan da olmayan insanlara büyük bir fatura çıkıyor. Bu da işin gerçeğidir. Piyasadaki hareketlilik gerçekten çok çarpıcı. Son 3-4 günde piyasalar çok yoğun bir şekilde hareketlilik geçiriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şu an kapalı çarşıdayız. Sizin görüşleriniz nelerdir? Vallahi benim görüşlerim şöyle. Normalde doların yönü aşağı diye beklenirken beklenmedik bir şey oldu. Merkez Bankası Başkanı görevden el çektirildi. Ve bu şekilde hızlı bir hareket gördük yukarı. Ama bunun burada duracağını düşünmüyorum. Hareketin tekrar aşağı doğru gevşeyebileceğini düşünüyorum. Dolar konusunda. Altın konusunda ons bazında olumluyum. Çünkü ABD 10 yıllıkları rekor kırmasına rağmen ons sağlam duruyor. Ona göre onsu altını uzun vadede yukarı bekliyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar sık değiştirilmesi sizde bir güvensizlik yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor. Tek bende değil, tüm dünya piyasalarının bize olan güvenini sarsıyor. Zaten 200 baz puan arttırılmıştı. Merkezden el çektirilmesinin bize hiçbir faydası olmadığını, zararı olduğunu düşünüyorum. Hiç gerek yoktu diye düşünüyorum. Peki siz piyasaların geleceğini nasıl görüyorsunuz bugünlerde? Vallahi piyasaların geleceğini eğer ki güven verici, devlet tarafından güven verici açıklamalar yapılmazsa bir kaosa sürükleniriz. Ama herhalde ki gerekeni yapacaklarını düşünüyorum.